Konumuz mef'ul mutlak arkadaşlar. Mef'ul mutlak deyince hemen aklımıza mastar gelecek. Mastar, mastar. Unutmayın, mastar. Hemen aklınıza mastar gelecek. Arapçada mastar biliyor musun sen? Mastar bilmiyorsan mef'ul mutlaka anlamazsın. Mastar ne demek? Fiillerin mastarları. Mesela sülasi fiillerin üç harfli fiillerin mastarları konusunda pek bir kalıp yok. Diyelim ki e, ketebe yektübü kitabeten. Yani burada mastarları bilmek gerekiyor. Üç harf dışındaki fiillerin mastarlarının vezinleri belli. Ef ale yufeli if mesela. Fe'ale ale yufeli tef ilen. Fa ale Zaten mastarlarına göre isim veriliyor. Demek ki mastarı bileceksiniz. Siz mefhulü mutlak olarak cümlede mastar arayacaksınız. Mastar. Unutma mastar arayacaksın. Hatta ve hatta daha da kolaylaştırıyoruz işi. Hangi mastar peki? Cümlede geçen fiilin mastarı. Dikkat et. Cümlede geçen fiilin mastarı, fiilin mastarı. Aynı fiilin mastarı hatta. Başta fiil var, o fiilin mastarı gelecek. Fiil cümlesine fiilden sonra gelen bir de mansup. Zaten mef'ul olduğuna göre mansup olması lazım. Bir de mansup. Dikkat et. Mastar bakacağız. Mansup olacak. Mansup yani. Bu mastar cümlede geçen fiilin mastarı. Bak görüyor musun? Fiilin mastarı. Veya onunla aynı kökten gelen mastar olmaktır. Evet. Demek ki mef'ulü mutlakın ne olduğunu az çok şu an anladık cümlede geçen aynı fiilin mastarıymış. Peki bu mefhulü mutlak ne görev yapar? Vazifesini bunun üç tane görevi var. Bir, tek başınayken birinci görevi tek başınayken yani tek başına ne demek? Yalnız başına. Kendiden kendinden sonra bir muzafim lehi yok. Ya da kendinden sonra bir sıfatı yok. Tek başına. Yalnız başına ise fiil ne, yapar, ne yaparmış? pekiştirir. Tek başınayken fiili pekiştiriyor. İki, muzaf ise ne demek yani muzafsa? Kendinden sonra muzafın leyh varsa veya mevsufsa. Mevsuf ne demek? Kendinden sonra sıfatı varsa. İşte o zaman ne oluyor? Fiilin türünü yani fiil nasıl yapılmış? Şöyle diyelim fiilin yapılış türünü diyelim buraya. Fiil nasıl yapılmış? İyi mi yapılmış, kötü mü, çok mu, az mı? Bu da demek ki muzaf veya mevsuf olduğunda bak bunu da görüyoruz. Nasıl şeklini görüyoruz. Yapılış türünü. İkincisi böyle. Üçüncü olarak da belli bir vezinlerde belli vezinlerde olduğunda fiilin kaç kez yapıldığını sayısını belirtir. Bu vezinleri söyleyeceğiz. Yani fiil kaç kez yapılmış? Bir kez mi? iki kez mi? Üç kez mi? Dört kez mi? Beş kez mi? Kaç kez yapılmış? Burayı anlatıyor. Mefhulü mutlak. Peki sayısını bildirdiğinde hangi vezinlerde olur? Onlara bakalım. Sülasi fiiller yani üç harfli fiillerde Üç harfli sayı fiillerde e, Faaleten veznindeyse eğer mastar Faaleten O zaman fiilin sayısını bildiriyor. Faaleten olursa bir kez olmuş oluyor. Eğer tesniye olsa faaleteyne olacak. Tesniye faaletein Yani niye peki Y'li yaptık? Faaliyeteyini diye. Çünkü mansup olması gerekiyor faaliyeteyini. 3 veya daha fazla olduğunda sayılar ve temiz kuralı geçerli. Yani ne yapacağız? Faaliyetini cemi yapacağız. Ondan önce sayı getireceğiz. Aralarındaki cinsiyet yönünden uyum ya da uyumsuzluk da ne yapacağız? E, sayılarda öğrendiklerimizi uygulayacağız. Mesela 3 defa dersek 3 faalatin oluyor. Burada faaliyetini cemi yaptık. Biz cümlelerde ise orada ne varsa onu cimi yapacağız. Örneklerde göreceğiz zaten. Demek ki e, sülasi fiillerde, üç harfe sahip fiillerde faaleten, in, faalat oluyor. Mezit fiillerde, üçten fazla harfli fiillerde ise fiilin mastarının sonuna yuvarlakta getirilerek sayılı belirtmesi sağlar. Mesela ekrame, yükreme, ikrame normal mastar değil mi? Ne yapıyoruz? Onun sonuna bir tane t getiriyoruz. İkrameten diyerek bu mastarı getirdiğimizde bu maslar ne yapıyor? Fiil, e, fiilin ma e, sayısını bel belirtiyor. Eğer kendinde t varsa yani mastarda t varsa yuvarlak t varsa o zaman ne yapacağız? Kendinde yuvarlak t olduğuna göre o kendisinin biz onunla sayı ifade edemeyiz. Ne yapacağız? Sonra vahideten getireceğiz. Böylece mesela ihtişareten vahide diyelim. Ya da igameten vahide olduğu gibi. İkameten, vahideten de olduğu gibi. Şimdi bunları tatbik edelim, uygulayalım, daha iyi anlayalım. Karşımızdaki metinde geçen isim mutlakları bulalım. Hemen başlayalım. İzdidat arttı. Havâdisü seyyarat, araba kazaları. İzdiyaden. Evet, şimdi burada masları bulduk hemen. Ve hangi fiilin mastarı? İcdad et fiilin mastarı. Ne olacaktı meful mutlak? Cümlede geçen fiilin mastarı ya da onun aynı kökten mastarı olacaktı. Bakın. İcdade, izdade, izdiaden Evet. Çok güzel. Hemen mastarı bulduk. Mansup olduğunu görüyoruz. nasb belameti? Fetha. Mefhulü mutlak. Mansuptu zaten. Adı üstünde mefhul zaten. Ve gelelim şimdi burada hangi görevde? Yani üç, üç görevden hangisi? Ne demiştik? Ortadaki görev. Üçün, e, neydi o görev? Ortadaki görev. Yani muzaf veya mevsuf olduğunda fiilin yapılış türünü bildirir bize. O zaman burada bakalım kebiran diye bir sıfatı var bunun. Bu sıfat bu sıfat ondan sonra bu da mevsuf. Bu da mevsuf olduğuna göre o zaman burada ne olmuş? Mefhul mutlak mevsuf olmuş. He, o zaman ne yapacak? Fiilin bize türünü yani icdade fiilinin bize türünü bildiriyor. Yani artış nasılmış? Keyfe arttı yani nasıl arttı? Çok büyük artış. Burada büyük derken çok manası kastediliyor. Evet anladık mı acaba? Burası mefhulü mutlaktır. izdiyaden. Ee, bir sıfatın mevsufu olduğu için bu fiilin nasıl yapıldığını, fiilin oluşunun nasıl olduğunu, yapılışının nasıl olduğunu bize anlatıyor. Sıfatı var çünkü. Mef'ul mutlaktır, mastardır. Mansuptur. Bu kadar anlayacağımız bu kadardı. Bu kelimenin mef'ul mutlak olmasından başka hiçbir izahı yok yani Arapçada. Buna sadece mef'ul mutlak denir şu kelime. Bu. Bu kelime var ya bu. bu kelime sadece mef'ul mutlak. Bunun başka izahı yok Arapçada. Fis senematil ahira. son yıllarda. Ve netice ortaya çıktı anzalike bundan bu sonucunu verdi. Vefatü ala fil muatiniin binlerce vatandaşın ölümüne sebep oldu. Netice an. Hep maslara bakıyoruz. Burada da yok. Fe esraat acele etti. El hükümeti hükümet ila bazı kavaniin kanunlar koymaya. Nasıl kanunlar? Tünazlimi düzenleyen Es e, trafiği, ale turuk yollardaki trafiği Na, tanzimen muhkemen evet şimdi tanzim nazama yunazzimu tanzim mastarı bulduk. Evet arkadaşlar mastarı bulduk. Mastar bu. Mastarı bulduk evet efendim. Peki bunu bundan sonra sıfat var mı? Muhkem bu da sıfat. Sıfatı da var yine burada. O zaman mu tanzim mevsuf oluyor. Peki fiilini bulalım. Tunazlım Nazzama <laughs> yunazzimu Bu fiilin mastarı. Tanzim bu fiilin mastarı. Evet efendim. Ne yapıyor burada tanzimen? Bir kere mefhulü mutlak. Mastar olduğunu gördük. Mansup olduğunu gördük. Nasb alametini fetha olduğunu görüyoruz. Ve gelelim şimdi görevine. Bu cümledeki görevi nedir? Hemen devamında sıfat olduğu için. Devamında sıfat var bunun sıfatı olduğu için. Şuraya sıfat yazalım buna. Sıfat. Bu da onun mevsufu Sıfat mevsuf. Mevzuf olduğu için o zaman ne oluyor? Aynı burada olduğu gibi tünazımı fiilinin nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu, nasıllığını, keyfiyetini, fiilin keyfiyetini belirtiyor bize. Yani muhkem bir şekilde ne, yap, ne yapmak için e, yollardaki tarafı düzeltmek, düzeltecek olan düzeltecek olan muhkem yani muhkem sağlam demek. Çok sağlam bir şekilde yollardaki trafiği düzeltecek olan kanunlar ortaya kanunlar koymayı e, hızla kanunlar koymaya yöneldi. Acil bir şekilde kanun çıkardı. Acil bir şekilde. Nasıl kanunmuş demek ki? Nasıl kanun düzeltecek? Peki nasıl düzeltecek? Nasıl düzeltecek? Sağlam bir şekilde, sapa sağlam bir şekilde düzeltecek. O zaman e mef'ulü mutlak ikinci türdense yani fiilin türünü bildiriyorsa o zaman keyfe sorusunu soracağız o mef'ulü mutlak bilmek için. Keyfe. Ge devam ediyoruz ve temne'u. Buradaki vav e, temne'u fiilini tünazdımıya bağlıyor. Yani yani kavaninin sıfatı yine burası. Kanunlar koymak, e, kanunlar çıkarmak, hızla kanun çıkardı. Nasıl kanunlar düzenleyecek ve nasıl kanunlar engelleyecek olan? esür es ate hızı men'an evet men'an mastar temne'u fiil men'an mastar devamında da sıfatı varsa yine üç, üçü de aynı kebiran izdiyaden kebiran tanzimen muhkemen men'an teammen yine sıfatı var Mefuli mutlak men'an mansup olmuş nasbelameti fetha e, ee, teammen onun sıfatı olduğuna göre ne yapıyor bu men'anın görevi ne burada? Temne'u fiilinin yapılışını gösteriyor. Nasıl yapıldığını. Nasıl engel olacak peki? Tam bir şekilde engel olacak. Tam bir şekilde. Aynı şekilde bu da mefulü mutlaktır. Mevzuf yani sıfatı var. Sıfatı olduğu zaman veya muzafir olduğu zaman ne yapıyor? Fiilin türünü bildiriyor. Ve tüm ziru el muhalifine inzaran şediden. Yine inzaran burada mastar. Tünziru fiilinin mastarı. Tünziru. Ve devamında da sıfatı olduğuna göre o zaman yine ne yapıyor? Tünziru fiilinin nasıl olduğunu bize anlatıyor. Tünziru e, muhalefin. Muhalefin demek yani kuralları ihlal edenleri şiddetli bir şekilde uyaracak olan. Burası da yine kanunlara sıfat. İnzar mefuli mutlaktır. Mansuptur. Nasbelameti fetha ve mefhulü mutlakın türlerinden de fiilin yapılışını anlatan, yapılış türünü anlatan mefhulü mutlaktır. Ve zâlike fî muhâbeletin lel hifâze alâ selâmetil Bu vatandaşların kor güvenliğini sağlamak için. Ve şâreket vesâilül i'lâmil muhtelifeti fî tev'iyyetil sâigine bi enzimeti seyir. Buralarda mastar yok. Ve gâmet aksâmül murûri bi vâcibihâ Fe erselet seyyarati şurtati te teduru fi şemari'i e Evet efendim. Teduru devrateyn. Şurada dedidik ki şeyde burada demiştik ki belli vezinlerde olduğunda fiilin kaç kez yapıldığını sayısını belirtir. Sayı belirtirken mefhulü mutlak sülasi fiillerde faaleten tesniye olduğunda faaletein olur demiştik. Bakın. Ne oldu? Devrateyn oldu. Peki bunun tekili ne acaba? Tekili devratündür. Bakın faaletün vezninde oldu. Devraten tekili tesniye olduğunda devrateyn oldu. Evet efendim fiil de teduru burada. O fiilin mefulü mutlakı devraten vezninde tesniye devrateyni mefulü mutlaktır ve ne yapıyor? Fiilin kaç kez yapıldığını bize anlatıyor. Bana'ya bakalım. Gönderdi araba polis arabalarını, nasıl polis arabaları dönen, dolaşan caddelerde iki defa devriye yapan dolaşan, iki defa dolaşan. Deara döndü, devraten dönmek. Devraten iki kez dönen, dolaşan. Bir sabah ve mesa, bir sabah bir akşam. Mefulü mutlaktır mansup e, mansuptur, belameti elameti y'dir, tesniye y'sidir. Ve fiilin kaç kez yapıldığını gösteriyor. Fissaba vel mesaili murakabeti seyri ve tanzimihi ve kat eddet hazil icraatu ile taklili minel min havadisi seyir. <laughs> Buralarda başka mazlar yok. Evet bu metinde olanları tek tek gösterdim. Şimdi konuyla ilgili tedribat, alıştırma yapalım ve anladıklarımızı daha da pekiştirmeye çalışalım. Bu cümlelerdeki mefhulü mutlakları bulacağız e, gara e okudu et talibi öğrenci dersi gra eten. Gara -e mastarı gra eten mefhulü mutlaktır. Sahihaten onun sıfatı olduğuna göre ne yapar? Kara -e türünü bildiriyor bize. Yani doğru bir şekilde okumuş. Mefhulü mutlak burada gördüğünüz gibi gıra eten mastar, gara enin mastarı. İki, isteadde hazırlandı. El ceyşi ordu. Ligitalil aduvi düşmanla savaşmaya hazırlandı. İstiğdaden tamamen tam bir hazırlanışla hazırlandı. Tam olarak hazırlandı. Burada da yine sıfatı olduğu için istiaddenin işte türünü bildiriyor. 3. Elgal imamul hutbete ilga en hasenin Elga ilga en. İmam hutbe okudu. Güzel bir şekilde okudu. Elga hutbe okudu demek. Sıfatı var yine aynı şekilde. Üçü de aynı türde yani. ilk üçü aynı. İntikamı intikam aldı. Eşya bu, halk min adaihi düşmanlarından intikamen. İntikam evet ilk defa tek başına bir mefudi mutlak görüyoruz. Bunun manasını verirken ne diyeceğiz? Pekiştireceğiz fiili pekiştireceğiz. Şöyle yazalım. Öyle bir intikam aldı ki ya da ya da korkunç bir intikam aldı diyebiliriz. Yani bunu burada e, fiili pekiştireceğiz. İntikamı fiilini pekiştirmek için gelmiştir. Öyle bir intikam aldı ki korkunç bir şekilde intikam aldı. Yani bu benim aklıma bunlar geliyor pekiştirmek için. Hacce Muhammedun ilel beytil haram hacceteyn. Burada da e, hacce fiili fiil hacce o fiilin mefhul mutlaklı hacceteyn. Gördüğünüz gibi tesniye olmuş. Ve ne yapıyor? Fiilin sayısını bildiriyor. Evet, hangi vezinde peki? Yani ne, bizim vezdimiz ne olacaktı? Faaleten olacaktı. Bu da hacceten. Bu da fiil olduğu için bu şekilde. Hacceten müfredi. Hacceteyni iki defa olmuş oluyor. İrtefaat kıymetü dolar, irtifaan melhuzan. Evet burada irtifa an mastardır. Nefülü mutlak. İrtifaat fiilinin mastarı. Devamında sıfatı olduğu için melhuz hissedilir demek. Ne yapmış? İrtifaat fiilinin türünü bildiriyor bize. Yani nasıl bir nasıl bir yükseliş hissedilir derecede bir doların fiyatı yükseldi diyor. Hedeyetil asfeti hudu en kamilen ba'de saateyn. Evet hudu var burada. enin sıfatıdır. Devamında sıfat, şeydir, imefulü mutlakıdır. Devamında sıfat olduğu için ne yapıyor? Fiilin türünü bildiriyor bize. Yapılış şeklini e, tamamen sakinleşmiş. Yani fırtına tamamen dindi diyor. Evet, burada da dekkateyn var. Dekkati saatü dekkateyn. Saat iki kere çaldı. Bunun da e, bir müfredini yazalım. Faaleten. E, şey, dekkaten. Bu da yine müdafiil olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Dikkaten dekkateyni. Tekili dikkaten şeklinde. Evet bu şekilde burası. Burada da boşluğa uygun olan kelimeleri yerleştiriyoruz. Tabii neyi yerleştireceğiz? Mastarları yerleştireceğiz. Celese, e, calisen, ismi fail, celsen değil de cülüsen. E, burada mastarları bilmek gerekiyor. Ha, cülüseni zaten yerleştirmiş tamam o örnek. Cema'yı ne yapacağız? Cema'n mastar bilmek gerekiyor burada cem e, cema cem an e, cemiye olmaz bu sıfat içtima'da mastar ama cema anın mastarı değil yani cem an varken içtima olmaz zaten cema e, müt şeydir mü müteaddi'dir. İçtima lazımdır yani birbirine uygun değil cema e, cünü'n olmaz cünü'n delilik demek e, cünüyen olmaz, cinayeten olur. Harrake yuharrikü tahrik. Tabi burada mastar bilmek lazım. Tahriiken Hazine. Hazineten sıfat. Huznen doğru. Hazinen o da sıfat. Mastarı bulacağız. Huznen şediden. Hafera. Hafran. Hufraten. Hufuran. Hufuran yanlış. Hufraten olmaz. <laughs> hafere hafran olacak. Hufraten isim şey demek yani kazı yeri ya da çukur anlamında. Raca irca olmaz. Erca'nın mastarı o. Raca'n da olmaz. Vucu'an olur. Yahfizu muhafaza hafızanın mastarı. Hifaz olmaz. Hifazan. O hafızanın mastarı yine. Hifzan doğru cevap nun mastarı müsafir ismi faili sefer ol, olur. Doğru. süfur olmaz sefer. Burada şöyle oldu. Normalde seferanın masları müsafiratendir ya da sifarandır. Ama aynı kökten olduğu için seferanda oluyor. Müsafir niye olmadı? İsmi fail olduğu için. süfur da seferin çoğulu. Yani çoğul yapmaya gerek yok burada. Burada da verilen cümlelerde mefhulü mutlak içeren cümleyi bulacağız. Ve gafet tullabu ihtiramen li. Ve gafenin mastarı olacak. İhtirame, ihtiramen bu doğru. Bu cümle doğru arkadaşlar. İhtiramenin masları var. Burada ve gafet yok. Burada. Rafea yok. Hayya. Hayya tahiyyeten bu cümlede var. Tahiyye burada var. Yudayfu isti'daden. Yesta'iddu isti'daden. Doğru cevap bu burada yok. Yani başta verilen fiilin mastarını buluyoruz. Hakkaka tahkikan var burada. vefeka yok. Var ama bu fiilin mastarı değil. Vafaka burada da yok. Yani baştaki fiilin mastarı olacak. Estara teiden mastar ama Estara'nın değil. Eyyede teiden. Evet bu. Eyyede teiden bu doğru. Lem yahdur idra ben diyor. Yahdur başka, idrab başka. Adrabe, idraben burada var. Abbera yok. Abbera e, tabiran tabiren var. Burada var. Şekera, şekera yok. Burada boşluklara mefuli mutlak getiriyoruz ve e, türünü de bize yazmış. Burada yazmış kenarına. Ona göre getireceğiz. Mesela demiş ki tekiyüdül fiil demiş. O zaman ne yapıyoruz? Sebbaha yusebbihu. Sebeha sebhan diyoruz. Tek başına mastarı getiriyoruz yani sebhan. Seccele yüseccülü tescilen diyoruz. Bu da tekidül fiilmiş. yani tek başına getiriyoruz. Ondan sonra burada ne demiş? Beyanül nev'i fiilin türünü beyan ediyor. İntişaran seriyan dedik. Hızlı bir şekilde yayılmak demek. Burada sayı bildiriyor. Beyanül adet demiş. Tahiyyeten vahideten dedik. Şimdi burada niye vahideten getirdik? Çünkü hayyanın normal maslarında zaten T var. Yuvarlak T. Onun için bu t kendinden olduğundan sayı bildirmiyor. Ne yapacağız? Sayı bildirmesi için bir vahit getirdik buraya. Burada beyanün nev' demiş. Şarekel mühendisun fil ameli müşareketen tammeten. Müşareketenin kendisine t ol. Ha, Beyanün nev' demiş. Tamam. Sıfat getirdik ona. Ondan sonra buraya geliyoruz. Beyan e, tevkidül fiil demiş. Fiili tekid edeceğiz. İstihrac tüstahrucu diyoruz. Burada da beyanün nevi diyor. İlk defa ben burada muzaf muzaafün leh yaptım. İrşadel âlimi. Hep sıfat geldiydi de devamında. Bir de izafet yapalım. İrşadel âlimi. Alimin yol göstermesi gibi yol gösterdi. Türünü bildiriyor burada. Burada tekidül feri. Eza ayzi'u iza'aten. Mastarında t var ama tekid için geldiği için t'nin problemi yok. Buradaki kelimeleri, mastarları mefuli mutlak yapıyoruz. Tehabinen yardımlaştı. el istigavu arkadaşlar Tehabinen tamamen tam bir şekilde yardımlaştı dedim. Burada tesvik e, alkışlamak demek Safvega alkışladı. El-Cumhuru topluluk. El-Muhadra konferans vereni tesvikan öyle bir alkışladı ki Rahabi hoş geldin dedi. Hoş karşıladı. Sahibülbeyt ev, ev sahibi. El-Zayfe misafiri terhiben harran sıcak bir şekilde. E, harrara tahrir özgürleştirdi demek. Harrara'l-Ceyşu ordu özgürleştirdi el vatana ülkeyi tahriren öyle bir özgürleştirdi ki beka ağladı et tıflü çocuk ağladı bükaen çok fena ağladı eşrafe yönetti el müdürü müdür halel medreseti okulu işrafen çok güzel yönetti yani öyle bir yönetti ki ihtilafe görüş ayrılığına düştü el reisan iki tane başkan ihtilafel a'da düşmanların görüş ayrılığına düşmesi gibi Burada ihtilaf muzaf el atay muzaf ileyh yaptım. İzafeti de görmüş olduk yani e, muzaf olduğunda da tür bildiriyordu. Fiilin türünü bildirir. Şare kelimet ubun el müşareketin ta vahidetin bir kez katıldı dedim. Sayı bildirdik burada. Burada sorular var. Sorulara cevap vereceğiz ve cevaplarda e, mefhul mutlak olacak. Hel tegayyarat ve dirase eğitim saatleri okul saatleri değişti mi? Ne an tegayyara, tegayyarat ne ve tegayyuran tamamen tam bir şekilde değişti. Tegayyuran mefhulü mutlak. Hel tetavveratil biladül arabiyyeti fis senematil ahira. Arap ülkeleri son yıllarda gelişti mi? Ne an tetavveratil biladül arabiyyeti tetavuran. Tehkit ettik. Hel fehim dersi anladım mı? Ne an fehim derse fehmel alimi. Alimin anlayışı gibi anladım. Muzafin leyh getirdik. Mefhulü mutlak muzaf oldu. Yani tür bildiriyor. Fiilin türünü. Hel ekrame aliyyun el zayf. Neam ekrame aliyyun el zayfe. İkrameten, tahammet, vahideten. Bir kez ikram etti dedim. Hel iktefeti devleti bi teravatiha Devlet zenginlikleriyle yetindi mi? Neam iktefeti devleti bi teravatiha İktifaen. Fiili teekid etmek için yazdık. Hel ucibe sa'ihu bil a'thari turist eserleri beğendi mi? Naam u'cibe sâiru bil âthâri i'câben azîmen. Mehulü mutlaka sıfat getirdik. Hel elgal mudîru el karar. Naam elgal mudîru el karara ilgâen kebîran. Sıfat getirdik yine. <laughs> Hel i'tarad al muttehemu alel hukmi. Naam i'tarad al muttehemu alel hukmi i'tirazen gat'iyyen. Sıfat getirdik. Bu metinde geçen mefhulü mutlakları bulalım. Neşe'e, Musa bin Nusayr'in neş'eten Arabiyeten neş'eten neş'enin sıt mastarı olduğu için mef'ulü mutlak. Devamında sıfatı olduğu için baştaki fiilin türünü bildiren mef'ulü mutlak. Ve telakka ulumehu diniyete fil medinetil munavvarati. Sonra intikal ile ila bilad Şam'a haysu terabba hunake terbiyeten askeriyeten. Evet, terbiyeten var. Devamında sıfat olduğu için baştaki fiilin türünü bildiren mef'ulü mutlak. Ve şareke fi bina kuvvetil bahriyetil islamiyeti müşareketen fe aleten. Şarekenin masları müşareketen. Devamında sıfat geldiği için ve mevsuf olduğu için baştaki şarekenin türünü bildiriyor. Ve esbaha ehade umera il bahri lezine eshemu fil hücumi ala qavaidil rumi fi şarkil Bahril mütevassit ve kat istifade. Musa bin Nusayr min hadihi al istifadeten istifade istifadeten devamında sıfat olduğu için kendisi mevsul. Bu yüzden istifade fiilinin türünü bildiriyor. Eaddethu li qiyadeti cüyüşü fil fütühadir islamiyeti elleti şehidete devletül emeviyeti fi zelken asrı ve ertabata ismi Musa bin Musa irtibatan irtabata irtibatan devamında yine sıfat var. Bu yüzden fiilin türünü bildirmiş. Fi garbi devleti İslami tefe qade el cüyüşe ile İspanya ben tasara fil me'arik illeti intisaran hasimen hasimen sıfat intisaran mevsuf bu nedenle baştaki intisara fiilinin türünü bildiriyor. Devamında başka yoktur. Konu özetleyecek olursak mefhulü mutlak nedir? Mastar bir isimdir diyor. İsim yani mastar. Nasıl mansup? Mansup gelen fiilden sonra gelen ama onun harflerinden olan aynı harflerle yani kendi mastarı fiilin harflerinden oluşan mastar niçin gelen li tekidil fiili fiili te için gelen g için geldiğinde tek başına oluyor demiştik bakın intisaral şu intisaran ev ya da libeani fiilin türünü açıklamak için gelen ya tarafa itiraf etti itirafan sarihan devamında sıfat olduğu zaman mevsuf olarak fiilin türünü bildiriyor. Evli beyani adedihi ya da fiilin sayısını açıklamak için gelir. Dekkat çaldı, dekkatin iki defa çaldı diyoruz.